Fenerbahçe Galatasaray'ı 2-0 mağlup etti dev derbide. İkincilik koltuğuna oturdu İsmail Kartal'la. Fenerbahçe'de çıkış devam ediyor Kemal Belgin. Hedef ikincilikti ilk olarak Fenerbahçe'de. Zaten şampiyonluk bu saatten sonra şampiyonluk çok zordu. Hedef tabii ki ikincilik olacaktı. Bu maçı tabii bizim araba kullanma olayım da yok. Tramvayda, vapurda, otobüste, yayada olduğum için soran sorana maç ne olur pazar günü işte falan. Hepsine verdiğim bir cevap vardı. Ben bu cevabı aşağı yukarı 50 seneye yakındır veririm. Bir 10 veya 15 dakika seyretmeden hiçbir şey söylemem. Gerisi falcılık olur derim. Aynı cevabı verdim. Tabii seyrettik. Yazı da yazdık şeye, nedir o, gazeteye. Ve yazımın başlığı şu oldu. 83. dakikada yazdırmaya başladım yazıyı. Ona da dikkat ederim. Fenerbahçe dişine göre bir rakip buldu dedim. Ama Fenerbahçe, yani özetliyorum. Ama Fenerbahçe'nin hakiki bir hücum hattı olsaydı bu maç 6-0 biterdi en az dedim. Bu tarafı Fenerbahçe'nin çok zayıf. Orta saha Crespo ve Zayt'la bayağı bir dinamizm kazandı. Pas aralıklarına girmeye başladılar. Kaptıkları toplarla gittikleri var. Gol atıyorlar filan. Ve bu senaryo Galatasaray maçında da işledi. Buna karşılık Galatasaray takımının, dikkat ediyorum, orta sahasına ne bir pas arasına girebiliyor, ne bir alan kapatabiliyor. Hiçbir şey yapamıyor. Ön tarafta zaten emekli Gomis var. Kerem sakatlıktan yeni çıktı. Belki biraz kendini de korudu ama maç 1-0 olduktan sonra bayağı özveride bulunarak oynamaya devam etti. Ve Babel bir devre biterken 2-3 dakika vardı galiba, yanlış hatırlamıyorsun. Ve 3 kişiyi birden böyle tık 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 indirdi gitti. İşte koca oyunda yaptığı o. Bir cümlelik. Ha. Gomis ya maç boyunca o istatistiği kaçırdım. Sayı 3. 3 defa topla buluşmuş Gomis. Bir devrede bile olsa gene de yani Galatasaray'ın nasıl bir hücum oyunu oynadığını anlatıyor. Yani dolayısıyla yani Fenerbahçe forvetsiz, bana göre hala forvetsiz. 2-0 kazandıysa buna dedim Galatasaray'ın dua etmesi lazım. Yeni bir tarihi skorda çıkabilirdi. Yalnız tabii bu arada bazı notlarım da oldu. Teknik direktörlerle ilgili her zaman olduğu gibi. Ben buradan İsmail Kartal'ı kutluyorum. Yani göreve geldiğinden bu yana Fenerbahçe takımının dinamizmi arttı. Yardımlaşma fikri oyun içinde gelişti. Bunların hepsine eyvallah. Ama ben buradan İsmail Hoca'ya sormak istiyorum. Serdar 90+1'de çıkıyor. Ferdi 90+1'de çıkıyor. Crespo 90+1'de çıkıyor. Ya İsmail Hoca ya. Sen bunu niye yapıyorsun? Acaba bunların mukavelelerinde maça bir dakikalığına da girse şu kadar mangır alır diye bir madde mi var? Herhalde var. Yoksa yani 90+1. Taktik değişiklik olmaz diyorsun. Ya ne olur, maç zaten 2-0, karşı taraf zaten teslim. Yani onu o değiştirmek istiyordur da. Ha. Ama 2-0'dan emin değildir ancak o zaman yani. Döndüm geldim şeye. Bizim Torrent'im. Evet. Eski usta kritik yazarlarımız var ya, bizden büyükler. Onların büyük fenomen hocası. Ona da tabii sorum oldu. Mesela Babel'e 84 dakika dayanmış. Tebrik ederim vallahi. Kolay bir iş değil. Ama burada bence Torrent'le ilgili yapacağım en ciddi eleştiri, ya hoca ayıp değil mi? 84. dakikada Arda'yı oyuna sokuyorsun maç bittikten sonra. Yani hiç sokma. Getirmişsin, oraya koymuşsun. Biz de onu tartıştık, dedik acaba belki Arda'nın son derbisi
Abi son olacak. Derbisi falan diye ne olacak? Yani, Arda bir derbi eksik oynasa alsın. Kariyerimiz edelenecek. Başka Arda. Bir şey aklımıza gelmedi. Atletico Madrid'in şampiyonluğunda rol oynamış. Efendime söyleyeyim oradan olmadık Barcelona gibi bir takıma. Yani gitmiş artık Arda'nın kariyeriyle ilgili kimsenin hiçbir şüphesi olamaz. Ama sen adamı bitmiş bir maçta niye sokuyorsun oyuna kardeşim? Madem sen Arda'dan resim gönderdim sana. 84. dakikada oyunu almışsın. Mi? Tamam. Hani bir şey umut varsın Arda'dan. O zaman Arda'yı daha evvel al oyuna. 65'te al. Sadece fotoğrafı versinler tamam mı? Yani yine de bugün bir hangi televizyonda vardı? Bizim televizyonda mı? Ne? Şey Galatasaray sezon sonunda Lorient'ten ayrılacak diye. O her yerde söyleniyor. Ya bir yerde yani Galatasaray bugün. Yetkilileri dışında herkes öyle konuşuyor. Tahminler, yorumlar. Yani tabii bu arada yazımın içindeki eleştiri kısımlarından biri de bu Romenlere ait. Ya siz bunlara o parayı nasıl verdiniz ya? Yazık günah ama. Yani bu Galatasaray'ın parası da benim param da senin paran da onun parası da abi. Yani. Ya Morutan diye bir adam aldın. 84'te girmiş oyuna. Yani. Ya o paraya bir yerde okudum. Doğruluğuna bakma fırsatım olmadı ama Trabzonspor hücum hattının tamamını filan almış. Yani içinde yıldızlar da var. Kim? Trabzonspor. Romenlere verilen parayla. Tabii. 10,5 milyon falan galiba ikisinin borç servisi. Bugün mecliste, bugün diyebiliyorum ben bilmiyorum oldu mu olmadı mı takip etmedim de bu spor yasasıyla ilgili bir şey açılacaktı. Evet görüşmeler başladı mı? Yok. Ha? Yok henüz. Ha, bilmiyorum yani. Şunu bir an evvel çıkartın ya. Spor yasası yalnız bugün Kulüpler Birliği spor yasasında bir sürü sorun oldu. Ya Kulüpler Birliği şimdi... Bizim argoda bir laf vardır. Onu televizyonda söyleyemiyoruz tabii de. Yani. Ama söylemeyin. He? Söylemeyin. Yok söyleyemem zaten. Olmaz. Yani. Kulüpler Birliği ne ki ya Türkiye'de? Şimdi Kulüpler Hikayeyi Birliği. Osmaniye. Hayır. Şimdi Kemal seni çok iyi anlıyorum ama Kulüpler Birliği ne ki diyoruz da. Ne olursa olsun Kulüpler Birliği şu anda Türkiye Süper Ligi'nin başkanlarından oluşan bir kurul. Yani maalesef. Kulüpler Birliği Vakfı aslında tabii tam söylemek gerekir. Evet. Öyle bir kurul. Yani bu nedenle dikkate alınmamazlık edemiyorsun. Yani Kulüpler Birliği. Abi dikkate almam. Bugünü bana bir tane başkan söylesene. Şeyin şimdi dışında. Derbiye dönelim de Kulüpler Birliği'ni konuşuruz. Trabzon'un başkanının dışında bir başkan söyleyeyim bana. Hani hepsi başkan ya Kulüpler Birliği'nin. Hepsi başkan. He. Söyleyeyim bana. Yani hepsi bir, başkan canım kulüplerin başkanı ya. Hakiki bir kulüp yani eskileri anarsak, eskileri hatırlarsak bana bir tane benzerini söyleyebilir misiniz şeyin dışında? Ahmet Ağlı'nın. Evet Ağlı işte biraz. Yok. Neyse dönelim derbiye. Yani Fenerbahçe çok kolay bir maç oynadı bana göre. Şayet iyi bir hücum hattı olabilseydi. Öyle derdik eskiden. Bu maçı daha da farklı kazanırdı. Ama tabii arkadaşlar yazmışlar. Şey ne o? Galatasaray Kerem'in şutunu kurtarmış Altay. Ne kurtardı be? Üstüne vurdu. Yani bunları anlayamıyorum ben bu yorumları ya. Ha köşeye gider. Tam terse yatmıştır, çıkartır ona eyvallah. Kalecinin eline gelen veya kalecine çarpan her topa kalecinin kurtarışı diye bir istatistik evet. tutuluyor. Halbuki kurtarış dediğin yani gol olma olasılığı yüksek tabii. bir pozisyonda onu önlemek evet. anlamında kullanılmalı ama istatistiklerde top bir pas atsa kafayla tutsa onu da yazıyorlar. Bak burada mesela filanca gazeteden alıyoruz ya bunu. Evet. Mert Hakan 4 yıldız. Az vermişsiniz arkadaşlar. 4 olur mu? O kadar da olma. Güzel yuvarlandı adam ya. 14 olması lazım Mert Hakan'ın ya. 4 olur mu? Mert Hakan eğer Alman liginde, İngiliz liginde oynasaydı zaten bu maçı tamamlayamazdı. Kırmızıdan giderdi. Ve siz bu adama 4 yıldız veriyorsunuz ya. Hayret bir şey ya.
Nisan gazetesi zaten manşet yapmış İngiltere'de. İngiliz gazeteleri manşet yapmış. Bugün Amerika'da da konuşmuş. Amerika'da Mert Hakan'ı. Tabii. Takla atması. Yuvarlanması. Evet. Helal olsun işte. Manşet yapmış Avrupalılar. İşte abi. Farkımız burada Levent. Tabii canım yani. Maalesef. Spor hoca olarak ona hakem olarak ancak müdahale ediyoruz. Hakem mi beğendin mi Kemal abi? Vallahi hakemin ben bir tek şeyini beğendim. Bu Marcao'yla şey kimdi o? Rossi. Hani birine faul ötekine sarı kart bir şey oldu. Rossi işte. Rossi bir tek oradaki tutumunu kararını beğendim. Onun dışında. Faulü Galatasaray'a verdi sarı kartı. Evet. Orada beğendim. Marcao'ya çıkardı. Ama Mert Hakan'a acaba neler söyledi, neler yaptı onu bilemiyorum. Tabii sahada değilim. Onu da muhabbete döktü. Orası da büyük yanlış.